أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي القرشي الكريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Aziz kardeşlerim, Allah'ın şerefli kulları, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleriyle Ramazan ayından sonra Allah katında hürmete layık olan en önemli ay Muharrem'dir buyuruyor ya Efendimiz. İşte o Muharrem ayının arefesi 3 Kasım pazar sabahı Sümbül Efendi Camii'nde bu güzel sultanların İstanbul'umuzun manevi fatihlerinin, manevi sahiplerinin huzurunda bizleri bir araya getiren alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Bu vesileyle bu güzel mekanda bir kez daha yüz yüze karşı karşıya gelmenin huzur ve mutluluğunu yaşarken hepinizi Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sabah-ı şerifiniz hayır olsun, hayırlarınız hep olsun, şerleriniz def olsun, günlerimiz müjdat olsun inşallah Teala. Ömrümüz bereketli olsun. Yediği 20 gece bitiriyoruz inşallah. Kardeşler, 3 Kasım Pazartesi günü Hicri Yılbaşı. İslam tarihinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında çok önemli bir yer teşkil eden hicret olayı.
Mekke yaşanmaz bir hale gelince Allah azze ve celle Medine'ye hicrete müsaade ediyor. Hicret normal bir göç değildir. Falan kişinin Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Kastamonu'ya, Sinop'a, Amasya'ya, Tokat'a, Çorum'a gidişi gibi değildir hicret. Hicretin özel bir anlamı var. Dini mübini İslam'ı, Kur'an-ı Azimüşşan'ı, şeriat-ı garbayı ahmediyeyi yaşayamadığımız yerden yaşayabileceğimiz bir yere göç etmenin adıdır hicret. Yani hicret, imkanların tükendiği yerden yeni imkanların üretilebileceği bir yere gitmektir din adım. Mekke yaşanmaz bir hale gelmiş, Medine'de yeni imkanlar var. Evlerde Kur'an konuşulur olmuş Medine'de, evlerde güller açıyor Medine'de. Allah Azze ve Celle müsaade ediyor Peygamberimize ve Müslümanlara Medine'ye hicret izni veriyor. Sembolik olması açısından bugün sizlere iki şahsiyetten bahsetmek istiyorum. Tabi hicret mevzuunu böyle bir sohbette, iki sohbette, beş on sohbette bitirmek şansımız yok. Ama sembolik anlamda iki isim. Bir, ilk muhacir, Hazreti Peygamber'in müsaadesiyle Mekke'den Medine'ye ilk hicret yolculuğuna hazırlanan ve bu yolculuğu tamamlayan sahabi. İkincisi de Mekke'de kalmış, daha sonra hicret yoluna çıkmış ama hicreti yarıda kalmış olan bir başka sahabi. İkisini sizlerle paylaşmak istiyorum değerli. Resul Âişâ Efendimizin ashab-ı müziğine artık Medine'ye hicret edebilirsiniz iznini verdikten sonra bir sahabinin evine misafir olalım. Beraber şu sabahın bereketli vaktinde Mekke'de bir sahabinin evine misafir olalım. O evde hummalı bir hazırlık var. Evin önüne deve çekilmiş. Evin beyefendisi Ebu Seleme ismini tarihe altın harflerle yazdıran bir sahabi. Ebu Seleme. Asıl ismi Abdullah. Oğluna Seleme ismini verdiği için Ebu Seleme künyesiyle meşhur. Deveyi çekmiş kapının önüne, içeriye girmiş hanımı Ümmü Seleme. Hanımına demiş ki, Resulullah'tan hicret iznini alın. Bir de bu bizim hicretin önemi var. Ey Ümmü Seleme, ilk hicret eden aile biz olacağız. Mekke'yi din adına terk eden, Medine'ye din adına ilk giden biz olacağız. Onun için hak etti. Ümmü Seleme, kucağındaki yavrusu Seleme'yi kundağına sardı. Günlük işte yiyecekleri kadar, götürebilecekleri kadar azık hazırladı Ümmü Seleme. Kapının önüne çıktılar. Kapıyı diyecekler. Artık Mekke'de bir işleri yok. Malları var, Mekke'de kalacak. Bahçesi var, Mekke'de kalacak. Tarlası var, Mekke'de kalacak. Dükkanı var, Mekke'de kalacak. Evi saray gibi ama Mekke'de kalacak. Sadece yol boyu yiyeceği kadar azığını aldılar, kapının önüne çıktılar. Ebu Seleme devesini çökertti, hanımını önce devenin binmesine sağladı, sonra da çocuğu kundağıyla beraber ki rivayetlerde bir yaşında değildir Seleme o günlerde. 7-8-9 ay, 5-6 ay, çok önemli değil. Annenin kucağına verdi, Bismillah dedi, devenin yıllarını çekti diyor. Mekke'nin dışına çıkınca Subhanallah. Karşısına birileri dikini verdi. Kim bunlar? Bunlar Ümmü Seleme var.
Sen gidebilirsin. Ama bu Ümmü Seleme bizim kızımız, bizim akrabamız. Sen bir maceraya gidiyorsun ama biz kızımızı bu maceranın içine atmayız. Ne olacak? Biz kızımızı alacağız. Ya bu benim nikahlı eşim. Evet, senin eşin. Şu kadar sene beraberiz, evet. Şu çocuğun annesi, evet. Şimdi siz bana diyorsunuz ki hanımını bırak ve git. Evet. Sen nereye gidiyorsan git. Sen bizle, seninle işimiz yok. Ama bu Ümmü Seleme bizim kızımız. Biz bu kızı maceraya alamayız. Sözü uzatmayayım. Tartışmalar büyüdü değerli kardeşler. Bu arada Ebu Seleme'nin sülalesi Abdülesef oğullar da geldiler. Kavga büyüdü. Çekiştiriyorlar şimdi. Ümmü Seleme'yi demeden indirdiler. Bir taraftan kendi akrabaları, bir taraftan kocasının akrabaları, o tarafa çekiyor, o tarafa çekiyor. Bu hengamede Ümmü Seleme'nin kucağına kundaktaki Seleme'nin kolu çıkıverir. Çektiler çocuğun kolunu, çıkardı. Allah iman nurunda mahrum etmesin. İman ne güzel nimet. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Eğer imandan mahrumsanız merhametten de mahrumsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Kundaktaki çocuğun ne suçu? O çocuğun kolu çıktı. Yavrunun Seleme'nin feryadı arşı titretti. Öyle bir ağzını ediyor bu yavru, kundaktaki yavru. Ama onlar hala bir kavganın peşinde. Neticede Muğire oğulları Ümmü Seleme'yi kaptıkları gibi evlerine götürüp hapsettiler. Seleme ile Abdülesef oğulları dediler ki bu da bize emanet. Aldılar çocuğu, eve götürdüler. Ebu Seleme tek başına Medine'ye hicret etti. Hanımı bir yerde hapis, mahpus, çocuğu başka bir yerde, başkalarının elinde. Döndü kıbleye, ya Rabbi dedi. Resulullah'tan hicret izni istedim. Resulullah hicret iznini verdi. Bu gece sabaha kadar uyuyamadım. Medine'ye, din adına ilk hicret edenlerden olayım diye. Hanımımı burada bırakıyorum. Çocuğumu da burada bırakıyorum. Allah'ım benim bu yolculuğumu hayırlı eyle. Medine'ye din adına ilk hicret edenler olacağım. Şimdi sahabi niye bu seviyelere geldi? Niye 1400 sene sonra ashab deyince güllerimiz açıyor, gönlümüz açılıyor? İşte bu fedakarlıklar. Şimdi bakınız. Ebu Seleme Medine'ye vardı. Tam bir yıl Ümmü Seleme validemiz Mekke'nin Ebtah denen bölgesine çıkıyor bir tepenin üzerine. Medine'ye dönüyor, kocası için ağlıyor. Mekke'ye dönüyor, Mekke'de oturmasına rağmen dönüyor. Allah'ım diyor, bu ne büyük bir imtihan. Yavrum burnumun dibinde, kocamın akrabaları onu gösterdi. Kocam Medine'de ona gider. Bir yıl boyunca Ümmü Seleme gözüküyor. Bir yılın sonunda yine hep tahta ağlıyor. Öyle ağlıyor ki hani sevgili kardeşlerim, bazı dualar İzzetullah'a olur. Gayretullah'a olur. Bunun örneğini müfessirlerimiz Kur'an'da şu ayetle Esra'l-Mülk Bismillah. Feda'a Rabbehu enni mağlubun fantasir. Hazreti Nuh aleyhisselam yıllar yılı mücadele ediyor ama bir gün öyle bir dua ediyor ki öyle içti. Öyle içti dua ediyor ki ya Rabbi ben artık mağlup oldum, bana yardım et diyor Hazreti Nuh Aleyhisselam. Nuh'un bu duası gayretullah'a dokunuyor. Cenab-ı Hak semanın kapılarını açıyor. Ve ondan sonrasını biliyorsunuz tufan. Hazreti Adem Aleyhisselam yıllar yılı gözyaşı döktü Hazreti Havva ile. Rabbena zalemna enfusena ila ahiril ayet. Ya Rabbi duamızı kabul et, biz nefislerimize zulmet. Dua ettiler,
İzzetullah'a da bulacak dua. Ya Rabbi, bana ruhu verdiğinde ben başımı semaya kaldırdım. Aşağıda isminin yanında ismini gördüm. Benim torunum Hazreti Muhammed'in hatırına. Allah! Duamı kabul ettiğince Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e, ey Adem, beni öyle bir yerimden yakaladın ki Muhammed'in hatırına yapamayacağım bir şey yok. Ya Rabbi, İslam coğrafyası kan gölüne döndü. Ne Suriye'ye bakabiliyoruz, ne Irak'a, ne Arakan'a, ne Doğu Türkistan'a. Allah'ım, Hazreti Muhammed'in hatırına bizim yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Acziyetimizi ifade ediyoruz. Kendimizi ortaya koyarak Hazreti Muhammed'in hatırına, ümmeti Muhammed'e imdat eyle ya Rabbi. Allah yardım eylesin. Amin. İşte örnekleri çoğaltmak mümkün sevgili kardeşler. Hazreti Ümmü Seleme öyle bir işte diyor ki, ya Rabbi diyor, gidici kapı yok. Yalvaracak başka bir mercim de yok. Bir yıldır kocama da hasretim, kundaktaki yavruma da diyor. Bir kapı ara, bir kapı ara ya Rabbi diyor. Derken bu yollardan bir akrabası Ahmet diye birisi sokuluyor. Diyor ki, ne yapıyorsun sen? Böyle bir bana. Demek ki bizim kabilemiz bu kadar zalimleşiyor. Öyle bir yıldır diyor beni Medine'ye gönderiyorlar. Hemen öbür tarafta da kocaman akrabalarına diyor, çocuğu aldığına çocuğu diyor. Siz uzak diyelim. Bu adam aracı oldu. Kendisinde bu Muğiroğulları tanışan aracı oldu. Önce Ümmü Seleme'yi kurtardı. Muğiroğulların elinden. Sonra Abu Esed oğullarına gitti, dedi ki, bak ben akrabamı kurtardım hapisten. Siz de çocuğu verin, bu kadın kocasına gitsin. Kocasına gitsin bu kadın. Dediler ki, vermeyin. Niye vermiyorsunuz? Sebep ne? Niye cezalandırıyorsunuz bu aileyi böyle? Bakın, niye cezalandırıyorsunuz? Erkek orada, kadın burada, çocuk başka yerde. Dediler ki, bunlar bizim putlarımızı yalanladılar. Dert budur. Dünya üzerinde bugün akan kanın sebebi de bu. İslam'dır, Kur'an'dır, şeriat-ı garbayı Ahmediye'dir kardeşlerim. Müslüman mısınız? O günde, bugün de, yarın da potansiyel suçlusun. Netice ikna ettik şekilde yavruyu da aldı, şimdi Ümmü Seleme Medine'ye gidecek. Ama tek başına gidecek. Tek başına. Ne yapsın? Deveye bindi. Tel'im vardı, Tel'im. Hani Mescid-i Tel'im deriz Mekke'de, Umre Mescidi. Allah gitmeyenlere en kısa zamanda, gidenlere de tekrar tekrar samimice bu güzel yerleri ziyaret etmeyi nasip eylesin inşallah. Elime geldi, yalnız gidiyor ama içi de el vermiyor. Çünkü 450 kilometre deve sırtında bir kadının tek başına gitmek mümkün değil. Fakat bir kaçış var, kurtulmak istiyor. Elime gelince Osman bin Talha o gün düşünüyor. Dedi ki, ey Ümmü Seleme, nereye gidiyorsun? Dedi, böyle böyle biliyorsun, bir yıldır kocamdan ayrıyım, çocuğumdan da ayrıldım. Yavruma kavuştum, şimdi dedi, kocama gidiyorum. Yalnız mı gidiyorsun? Yalnız gidiyorum. Peki dedi, beni biraz bekle. Bekletti onu, gitti Osman bin Talha hazırlık yaptı, geldi ve dedi ki, seni ben Medine'ye, Kuba'ya kadar götüreceğim, kocam orada. Seni dedi, ben Mekke'li bir erkek olarak bu yolda yalnız bırakamam dedi. Ve Ümmü Seleme'ye eşlik etti Kuba'ya kadar. Kuba köyü gözükür de dedi ki, ben geri dönüyorum. Kocan işte burada. Hicret insanı mübarek olsun. O gün daha müşrik. Ama bakınız. Hazreti Ümmü Seleme Osman bin Talha geri döndü ya, ben diye doğru döndü. Ellerini kaldırdı Ümmü Seleme. Ya Rabbi dedi. Şu adam müşrik. Sana inanma. Senin peygamberine de inanmadı. Ama bugün ben muhacirim, bana yaptığı bir iyilik var. Bu iyiliğin hatırına sen Osman bin Talha'ya iman nasip et ya Rabbi. Ve daha sonra biliyorsunuz Osman bin Talha Müslüman oldu.
ilk muhacir, ilk hicret, ilk hicret ailesi. Ümmü Seleme, Ebu Seleme ve Seleme. Hicreti tamamladım. Allah mübarek eylesin. Bir yıl tehirli olarak tamamladım. Şimdi iki. Hicret gerçekleşti kardeşler. Ama Müslüman olduğu halde hala Mekke'de kalanlar var. Müslüman ama Mekke. Peygamberimiz aralıklarla üç defa elçi gönderdi Mekke'ye. Elçi geliyor Mekke'deki Müslümanları ziyaret ediyor. Diyor ki Resulullah'ın selamı var. Resulullah diyor ki artık Mekke'de kalmasın. Medine'ye gelsin. Üç defa aralıklarla davet yapıyor. Üçüncü davet yapınca kardeşler şimdi yine ikinci bir yere gidiyoruz. İkinci bir yere. Az önce Ümmü Seleme, Ümmü Seleme'nin de biliyorum. Onların her bir hareketlerini gördüm, samimiyetlerini gördüm. Şimdi bir başka yere gidiyorum. Üçüncü davetçi, ey Müslümanlar, artık Mekke'de kalmayın. Resulullah sizin Medine'ye gelmenizi istiyor, davetini yaptı ya. Şimdi bir yere daha misafir ediyoruz. Kapıyı vurduk, içeri gidiyoruz. Kimin evi? Allah şefaatine nail eylesin. Cündüb bin Damre 85 yaşında yaşlılığından dolayı hicrete cesaret edememiş. Hicrete koyulamamış. Hicret yolculuğuna niyetlenmiş ama bir türlü imkan bulamamış. Hatta felçli olduğu rivayet. Üçüncü elçi gelip bu ilanı yaptıktan sonra çocuklarına diyor ki evlatlar deveyi hazırlayın. Develerin üzerine destekliğe koyun, kapının önünde çökertin, beni taşıyın, battaniyeyle taşıyıp o sedyenin üzerine koyacaklar babalar. Diyorlar ki baba yapma, yani senin hicret ülkeler ikna edemiyor. 85 yaşında Cündüb bin Damre'yi kardeşler, yavruları battaniyeyle getirip sedyenin üzerine sarıyorlar. Deve Bismillah kalkıyor. Hedef Medine-i Münevvere. Niyet aldı mı? Aldı. 6 kilometre az önce bahsi geçen Tenim denen yere gelince Cündüb bin Damre rahatsızlandı. Rahatsızlığı ilerledi. Öleceğini anladı. Devesinin yularını çeken oğluna yavrum deveyi çökertti. Deveyi çöktürdü. Gel dedi beni şöyle kaldır. Sedyenin üzerinde kaldırdı, oturdu. Bakın dikkat ediniz. Samimiyet, hani İzzetullah'a, Gayretullah'a toplanan dua edin ya, samimiyet kardeşim. Oturttular, şu sağ elini kaldırdı. Tenimde, Cündüb bin Damre. Sağ elini kaldırdı, ya Rabbi, bu senin elin. Sol elini kaldırdı, bu da Hazreti Muhammed'in eli. Ya Rabbi, Hazreti Muhammed sana hangi konularda ne şekilde beyat ettiyse eğer Medine'ye vasıl olsaydım şanına yemin olsun ki Hazreti Muhammed'in elini böyle yırtacaktım. Ama gördüm ki ömrü vefa etmeyecek. Ben öleceğim ya Rabbi. Sen beni katına Medine'ye kavuşmuş Hazreti Muhammed ve ruhunu oracıkta Mevlasına teslim etti. Cündüb bin Damre. Çocukları aldılar geri. Mekke'de defnettiler. Olay Medine'de duyuldu. Eski bir devide sahabeyi güzel efendilerine dikkat buyurunuz. Kendi aralarında konuşuyorlar. Cündüb bin Damre yola çıktı ya. Keşke Medine'ye gelseydi de hicret sevabını alsaydı. Yolculuğu yarı kaldı. Bir şeye yaramadı. Hani ne Mekke'li oldum ne Medine'li oldum. Ortada kaldı gibi. Sahabeyi güzel efendilerimiz kendi aralarında müdahale ediyor. Sultanımız da onların önünde oturuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Olayı rivayet eden Rabi diyor ki Resulullah'ın yüzünde vahiy hali belirdi.
Önce yatakta başlar mücadele. Benim camiye geldiğim an
İbrahim Hocam çok güzel bir şey söylüyor. Allah kendinden razı olsun. Sabahın o uykunun en tatlı olduğu bir saatte ailece kalkıp buralara gelmek, şu sohbeti dinlemek, okunacak Kur'an'ı dinlemek, burada iki damla gözyaşı dökmek herkese nasip olacak güzellik değildir. Allah hepinizden razı olsun. Yani mücadele, mücahitlik, mücadele yatakta, evde, sofranın başında küçücük fedakarlıklarla başlar. Uykusunu terk edemeyen bir Müslümanlar yarın canını nasıl istersiniz Allah'ın yolunda? Parasını harcayamayan bir Müslümanlar canını nasıl istersiniz Allah'ın yolunda? İşte eğitim. Allah yolunda mücadeleden önce nefisle mücadele etmek. İbadetler yapmak konusunda. Şeytan diyecek ki ya, ama diyecek ki ey nefsim, ey nefsim şeytan, sen yatağa suçluyorsun ama Rabbim beni kalkmamı istiyor. Allah bu şuurda olanlara neylesin. İçinde bulunduğu şartlara göre günahlardan ve hatalardan sıyrılıp çıkandır. Allah bizlere bütün günahlardan, hatalardan sıyrılacak şekilde tevbe etmeyi dua etmeye nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Ben tekrar edeyim. Yılbaşınızı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu duygu düşüncelerle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Gününüz ve ömrünüz sonsuza dek bereket.